I think it's time to start. Please welcome to the third session, which is called Ongoing Activities. We have already today heard many interesting speeches and presentations. Now it is the last session, and we will go on to hear a little bit more about the practical level. So we are moving from the theoretical level to the practical level. And of course, in these cases, we will learn from each other, from best practices. I myself is coming from Finland, from the western part of Finland, so it's far, far, far away. And I'm coming from the region. We have a maritime border region with Sweden, so we are cooperating over the sea. And if you look at the map here in your leaflet, it was number 7 or 7A, so you can look where I'm coming from. At the same table, we have also two more coming from Finland. We have Mr. Johannes Moisio. He is coming from the east, southeast of Finland, from the Finnish-Russian border. He is also the chairman of the ABR task for external borders, and he will tell more soon about this task force. And we have also Mr. Esko Lotvanen from the north part of Finland. He is the executive director of the Regional Council of Lapland, so he is coming more northern than I am coming, almost from the Iceland. From the Lapland, where we have the Santa Claus, if you know him. And he will tell you more about the neighbor network. But from on my right side, and I have a very beautiful lady. She's coming from this region, and I think we'll give the ladies first the floor. So, Mrs. Akus, you have the floor, please. Thank you. Aslında çoğunuz beni tanıyorsunuz. Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakya Kent'te uzman olarak çalışıyorum. Bugün sizlere sabahtan yapmış olduğu çalışmada Türkiye'ye ait geniş bir saha araştırmasının sonuçlarını paylaşmıştı bizimle. Ben birazcık yerel ve şu anda devam eden ve başarıya ulaşmış çalışmalardan bahsedeceğim. Kendisinin de bahsettiği gibi Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Belediyelerin %80'inin nüfusu 10 binin altında. Küçük belediye demek daha çok sorun demek. Belediyelerde giderek güncellik kazanan bir konu var. Bu da belediyeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi diye yeni bir kavram şu anda gün yüzünde. Ve bu ihtiyaçtan hareketle Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakya Kent'te kendi üyelerinin ihtiyaçlarını saptıyor, onlara uygun çözümler üretiyor ve aslında belediyeler ve çeşitli kurumlar arasında bir köprü görevi görüyor. Bu kurumsal yapı içerisinde belediyelerin kendi aralarındaki işbirliklerini geliştirmesi için
ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesi de bir gerçek. Aslında Trakya kent belki en çok bu konuda şu anda bir önem arz ediyor. Belediyelere gerekli oldukları, gerek duydukları eğitimlerin verilmesi aşamasında. Ama belediyelerin bunların dışında yapması gereken bazı şeyler var. İşbirliklerini gerçekleştirmekte, şu anda bulundukları dar boğazları aşmaları konusunda. Belediyeler işbirliği ağları oluşturmak için neler yapabilirler? Birçok sorunu birçok belediye kendi öz kaynaklarını kullanaraktan çözemeyebilirler. Güçlerini birleştirmeyi seçmek ya da uzmanlıklarını, belki mali olarak değil de personellerini ya da mevcut kendilerinin sahip olduğu uzmanlık alanlarında düşen payları paylaştıklarında bazı sorunları çözmüş olabilirler. Bu tür hizmetler arasında yer alan atık yönetimi, ulaştırma ve ekonomik kalkınma gibi hizmetlerin işbirlikleri vasıtasıyla yerine getirilmesi zorunluluk olarak bile değerlendirilebiliyor. Kamu hizmeti açısından sorumlu bir alanda belirli bir işbirliği projesine girişmek çoğu zaman belediyelerin karşı karşıya kaldıkları zorlukların giderilmesinde en güçlü yollardan bir tanesi olarak. Birer olumsuzluk arz ediyor. Trakya kent bölgesine girdiğimizde genel olarak bahsettikten sonra Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği'nin 70 tane üye belediyesi var. Bu 70 tane üye belediyenin 32 tanesi Kırklareli ve Edirne illerine bağlı bulunduklarından şöyle bir şansları var işbirliğini daha fazla gerçekleştirmek açısından. Tecan Hanım da sabahtan bahsetmişti. Türkiye'nin Kırklareli ve Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerine bağlı bulunan yerlere Bulgaristan-Türkiye Sınırtesi İşbirliği Hibe Programı kapsamında yılın belirli dönemine bağlı, yılın belli aralıkları ile duyuruya çıkan bir hibe programı mevcut. Aslında Trakya bölgesindeki başkanlarımızın tüm sabahtan beri yapmış olduğu sunumları göz önüne de aldığımızda yapmış oldukları tüm işbirliklerinin çoğunun başlangıcı bu Avrupa sınır bölgeleri hibeye çıkan projeler vasıtasıyla yerine gelmişti. Metot olarak önümüze çıkabiliyor. Şu anda Ahmet Bey Belediyesi'nin yine Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında Trakya Kent'in katkılarıyla da bir projeyi gerçekleştirip Temmuz ayında nihayete erdireceğini de buradan duyurmak istiyorum. Büyük Mandıra Belediye Başkanımız yine burada. Kendisinin şu anda Bulgaristan ile oluşturduğu projeleri mevcut. Ve işbirliğinin başlaması başkanımızla konuştuğumuzda kendisinin ortak tanıdıkları ve kişisel girişimiyle olduğunu bizlere bahsetti. İğneada Belediyesi de burada da küçük ev pansiyonculuğu ile ilgili bir proje oluşturulmuş. Bu projede de proje aslında bu örnekler çoğu zaman başarıya ulaşmıyor ama bir grup proje yazdıklarını beyan etmişler ve karşı tarafla birleştirmişler ve çok da güzel bir proje gerçekleştirmişler ve hala şu anda da Bulgaristan'daki Burgaz Belediyesi ile İşbirlikleri de devam ediyorlar, sürüyor çalışmaları. Altınlu Belediyesi az önce başkanımız bize bir dizi projeden bahsetti. Başlangıçlarını yalnız bu kadar proje nasıl oldu, bu kadar partner nasıl bir araya geldi? Onlarla konuştuğumuzda aslında başlangıçları çok basit ve hepimizin yapabileceği internetten yayınlanan belediye bilgilerine ulaşmışlar. Karşı taraftan partnerler bularak gerçekleştirmelerine neden olmuş? Yalnız şöyle bir gerçek var, Trakya bölgesinde işbirliği denilince akla gelen iki tane, bunlar tüm belediyelerimizde bir saha anketi uygulandı. Tüm belediyelerimizden gelen cevaplardı. Belediyeler arası işbirliği dediğinizde ilk akla ne geliyor diye onlara sorduk. Onlar bize dediler ki kardeş şehir ve abi projeleri bizim işbirliğinden anladığımız ilk şeyler olduklarını bildirdiler. Ve İşbirliklerinin daha çok Bulgaristan'la, hatta ağırlıklı olarak Bulgaristan'la yapıldığını görüyoruz. Bunu da en baştan da belirttiğim gibi Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programının etkisinin çok büyük olduğunu söylemiştik. Burada şöyle saha anket araştırmamızı yaparken yurt içi işbirliklerini de aslında sorguladık. Yurt içi işbirlikleriyle de ilgili Türkiye'de kısa bir bilgi vermek istersem şöyle bir şey var. Türkiye'de yurt içi işbirliği, belediyelerin kendi arasında aslında yaptığı işbirliği çok daha kısıtlı. Belediyelerimiz yurt dışıyla daha fazla işbirliği yapıyor. Yurt içi yapılan işbirlikleri de birbirlerinin kültürel aktivitelerine,
fuarlarına, festivallerine aslında katılımdan çok fazla öteye gitmiyor. Yurt dışı olunca tabii projeler, karşılıklı kardeş şehirler devreye giriyor. Belediyeler işbirliğine her zaman ihtiyaç duyuyor. Çünkü deneyimler, yüz ölçümleri ve nüfusların büyüklüğü ne olursa olsun belediyeler hiçbir zaman kendilerine yeten yapılar değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Mesela bir de şöyle bir şey var. Biz İspanya'da en son Martinler Lord'a görüşmüştük, ABR Genel Sekreteri. Orada şöyle bir soru yöneltmişti bize, İpsala Başkanım da hatırlar. Bir belediye nedir demişti bize. Orada çok iyi hatırlıyorum. Şöyle demişlerdi, Hafsa Başkanım da vardı. Bir belediye bir insanın doğup doğduğu zamandan tutun da öldüğü zamana kadar ihtiyaç duydukları tüm sürekli toplum değişiyor. Bunlar bu sebepler yeni teknoloji, ulaşım, iletişim araçlarının çok hızlı gelişmesi, daha az tarımın yapılması ya da daha az sanayi ya da işte çalıştıkları yerden farklı yerde yaşayan insanlar, bunların hepsi belediyelere belli bir yükümlülük, belli bir yük, belli bir zorluk getiriyor aslında. Televizyonlar, okullar, üniversiteler, internetin sürekli hayatımıza kattıkları, hayatımıza her gün birazcık daha yerleşmesi, girmesi, bunların hepsi biz fark edemiyoruz ama hepsi aslında birer yük, birer zorluk getiriyor. Atık üretimi üretiyoruz artık. Evet, daha fazla kamu hizmeti için talep. İnsanların hizmet götürülebilir optimum idare sınırları içerisinde pek dikkate almaksızın kırsaldan kent alanlarına göçüyle ortaya çıkan demografik değişimler gelecek metot olduğunu belirtebiliriz. Hangi alanlarda işbirliği yapmak belediyelere maksimum fayda sağlar? Tabii ki sorunlarının saptanıp o kanal üzerinden gidilmesi bizlere maksimum fayda sağlar. Ama Trakya'da bulunan belediyeler derler ki çevre, sağlık, İki tane konu. Biz bu konularda işbirliği yapmaya oldukça açığız. Ve AB projelerinde aslında konusu ne olursa olsun belediyelerimiz gerçekten hem çok çalışkanlar, hem çok istekliler, hem de çok güzel partnerler. Bu gerçekleştirmiş oldukları küçük beldeler olmalarına rağmen gerçekleştirmiş oldukları projeler aslında bunların en güzel kanıtı. Sağlık. Bunlar kendilerinin bildirdikleri atık toplama ve bertaraf, içme suyu dağıtımı, kanalizasyon. Burada bazı tabii içlerini okumayacağım. Burada atık depolama ve bertaraftan işte atık depolama için uygun mekanların tahsis edilmesi, işte kamyon satın alımı, atık bertaraf tesislerinin kurulması. Trakya'da belediyelerimize sorduk. Siz işbirlikleri konusunda ve işbirliği yapmayan belediyelerimizin özellikle sonuçlarını değerlendirirken gerçekten iletişimsizlik konusunun önemli olduklarını ve kendilerini bazen alıkoyduklarını belirttiler. Belediyelerin birbirini tanımaması, bu da yine iletişimsizliğe bağlıyorum. Birlikte hareket etmemek, ben bunu yine iletişimsizliğe bağlıyorum. Ortak koordinasyonun sağlanamaması, toplum olarak işbirliği kültürüne sahip olmamamız, ne yazık ki böyle bir gerçek var. Ve yönetim farklılıkları, iletişim yine başa koymuştum. İşbirliklerini önleyen en önemli nedenler arasında belediyelerimizin bildirdikleri. Ben burada sunumuma son vermek istiyorum. Trakya'da bu şekilde bir gerçek var. Saha araştırması yaparak sizlere sunmak istedik. Bu şekilde çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa daha sonradan da alabilirim. Söz sende. Teşekkürler.